Hocalara geldiniz, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Mustafa hocamla beraber YKS 3'te soru bankasının çözümlerine başlıyoruz. Hadi bakalım. Bira bismillah diyor muyuz Fatma'cığım? Bilim hocam. Evet sevgili arkadaşlar. Bu arada sorularımızı çözerken biraz bayağı edebiyatta bilgi tekrarı mı yapacağız Fatma'cığım? Evet hocam. Evet. Yukarıdaki tanımlardan hangi ikisinin yeri değiştirilirse yanlışlık giderilir diye soru soruyorlar arkadaşlar. Bakalım edebiyat sevgili arkadaşlar. Duygu, düşünce ve hayallerin söz veya yazıyla etkili biçimde anlatılması diyor ki bu artık ezberlediğimiz bir edebiyat tanımı, bu doğru. Doğru. Bunda problem yok. Evet. Zanaat arkadaşlar, bir duygunun tasarının, güzelliğin anlatımında kullanılan yöntemler. Arkadaşlar zanaat şu değil miydi? Hani böyle bir beceri gerektiren, bir fayda sağlayan, bu bana oturmadı. Dolayısıyla sanat, deneyim, ustalık ve beceri gerektiren emeğe dayalı meslek. Arkadaşlar bu zanaatın tanımı. Yukarıdaki bir duygunun tasarının, güzelliğin anlatımına kullanılan yöntemler ise neyin tanıtı? Evet. O zaman ne oldu Fatmacığım? 2 ile 3'ün oldu. Sen onu işaretlerken ben güzel sanatlara bir bakayım. Tabii. İnsanda heyecan ve istek uyandıran eylemler bütünü. Evet, güzel sanatlardır. Bu da doğruydu arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan. O C oldu ve ilk soruyu bismillah dedik. Yukarıda verilen eserlerden hareket edilirse edebiyat ile aşağıdaki hangi bilim dalı arasında bir ilişki kurulamaz diye bir soru çıkarsa. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yaban, Ahmet Celal anlatıyordu, Kurtuluş Savaşı'nı anlatıyordu. Hangisi Fatmacı burada? O zaman tarih. Evet, tarihle ilgisini kurar. Evet, Peyami Safa, 9. Hariciye Koğuşu, bir hasta çocuk vardı, bir gencin ruhsal sıkıntılarını anlatıyordu. Psikoloji. O zaman zaten veriyor. Yaşar Kemal, Yer Demir Gökbakır'da resmen arkadaşlar Torosların o zor şartlarını, doğal koşullarını anlatıyordu. Coğrafya. Değil mi? Evet. Yine Kemal Tahir'in Devlet Ana. Değil mi arkadaşlar? Osmanlı'nın kuruluş dönemindeki sosyal meseleleri, o toplumun yapısını anlatıyordu. Sosyoloji. Sosyoloji. Tabii ki. Biyoloji. Kolay bir soru oldu. Biraz jimnastik ya bunlar biraz. Ondan. Evet sevgili arkadaşlar. Sevgili arkadaşlar. Güzel sanatların kolları vardı. Fatmacığım, işitsel fonetik sanatlar, görsel plastik sanatlar ve ritmik sanatlar olmak üzere 3 çeşit sanat dalı var. Evet. Tamam. Şimdi güzel sanatların sınıflandırması ile ilgili yukarıdaki şablonda hangi iki türün yeri değişirse bilgi yanlışı giderilir. Bir bakalım önce. İşitsel, yani mantığında ses varsa, müziğin mantığında ses var mı? Var hocam. O zaman bu doğru. Hı-hı. Edebiyatın mantığında yine %50 var. Ses var mı? Var şiir hocam. Okurken kullan. O zaman bu doğru. Buraya bakalım. Hı-hı. Görsel plastik sanatlarda mimari bir plastiği şekli şekle sokuyor mu arkadaşlar? Değil mi? Maddeye şekil veriyor mu? Evet. Mimari doğru. Tesip yazıya şekil doğru. veriyor. Doğru. Sinema. Şimdi bir bakalım. Heykel. Doğru. Şöyle soru işareti koyduk. Şekil veriyor arkadaşlar. Hat yine yazıya. Bak soru işareti koyduk. Şüphelendik, fark ettiniz mi arkadaşlar? Evet. Niye? Çünkü görsel sanatlar deyince şimdi sinemada tamam görsel var da ama biraz ritmik bir şeyler de var değil Hı-hı. mi? Evet bakalım. Ritmik sanatlar, yani harekete dayalı sanatlara bakıyoruz. Tiyatro. Harekete dayalı. Dans. Tamamen harekete dayalı. Resim. Hareket var mı? Yok. Yaparken hareket var falan diyecekler ama. Yok. Evet. Evet. Opera. Hareketler var. Hem hareketler. Sen arkadaşlar opera demek sadece ho hi ho bağırma değil. Müzikle tiyatrolu opera evet. diyorlar. Onu arkadaşlar çok şaşırıyorlar. Kaçırmasınlar o soruyu. Bale tamamen. Puh galeri neydi o? Puh balerisi vardı ya. Evet. O zaman ne oldu? Cevabımız Ceyhan oldu evet, o zaman. Dikkat ediyoruz buna. Opera ile ilgili arkadaşlar dikkatlerini yoğunlaştırsınlar diyoruz. Aşağıdakilerin hangisi sanat ile zanaat arasındaki bir farktır? Şimdi sanatta kolektif üretim, zanaatta ise bireysel üretim vardı, tam tersi mi? Hayır, tam tersi hocam. Değil mi arkadaşlar? Bence de. O zaman bunu, bu yanlış. Evet. Sanat evrensel bir niteliğe sahipken zanaat ulusaldır. Arkadaşlar bir mobilya yaparsınız sadece Türkiye'de tutulan Türkiye'ce ünlüdür misal. O Hı. zaman bu da yanlış. Çünkü sanat evrensel ama zanaat ulusal. Hı. Evet, sanatta estetik bir haz uyandırma amaçlanırken... Hı-hı. Ama zanaatta kazanç sağlama, değil mi arkadaşlar? En önemli özelliği zanaatın bir fayda sağlamaktır. Evet. Sanatta zevk kazan. O zaman doğru cevap. Cevabımız Ceyhan. Sanatın ham maddesi tamamen somutken. Zanaatı mı somuttu? Çünkü o genelde evet. mobilyacılık bir zanaat. Somut olan değil mi? O zaman bu yanlış. Evet. Sanat bir birikim gerektiren, zanaat birikim gerektirmez. Doğru. Nasıl doğru ya? Yanlış. Olmadı. Yanlış oldu. Olmadı. Kullanılan malzeme açısından... Zaten Fatmacığım az önce sanatları biz ayırıyorduk ya. Evet hocam. Görsel sanatlar, hı-hı. ritmik sanatlar. Sanat. Onları ayırırken neye göre? Kullanılan malzemeyi malzeme. Düşünüyorduk. Evet. Evet. Kullanılan malzeme açısından aşağıdaki sanat türlerinin hangisi farklıdır? Mesela heykel.
Değil mi? Bir maddeyi şekillendiriyor. Doğru evet. mu? O zaman buna bir dikkat edelim. Çini yine bir maddeyi şekillendirerek, döndürerek böyle adeta değil mi? Evet. Evet veya şekiller çizerek. Müzik. İşitsel. Genelde hangi malzemeyi kullanıyoruz? Kulak. Sesi kullanıyoruz. Evet. Malzemeyi. Kulak. Değil mi? Olabilir. O zaman şöyle bir daire içine aldık. Hat yine şekli. Yazıları böyle şekillere sokuyoruz. Evet. Değil mi? Resim yine ne yapıyoruz? Boyaları böyle şekle sokuyoruz. Değil mi? Adeta ne yaptık? Farklı malzeme olarak karşımıza müzik mi çıktı? Evet. Aşağıda verilenlerden hangisi sevgili arkadaşlar? Yazılış amaçları. Fatmacığım burada ipucuna dikkat edin mi? Yazılış amaçları dedi. O zaman bakımından diğerleri de farklıdır. Hı hı. Şimdi roman, öykü, tiyatro. Yakın türler birbirine. Evet. Yazılış amaçları gerçek ya da gerçeğe yakın olayları anlatır. Doğru evet. mu? Bakalım. Soru işareti koyduk. Birazdan soru mantığını anlayacağız. Hı hı. Destan, masal, efsane. Yine neydi? Yaşanmış olayları abartarak anlatma mı vardı? Evet. O zaman. Hatta biz şöyle artı yaparak gidelim. Anı, biyografi, gezi yazısı. Anı, biyografi, gezi yazısı. Bir bakalım şöyle. Mesela adamın hayatını anlatıyor. Yaşanmış olayları anlatıyor. Bu adamın hayatını anlatıyor. Bu gezilen yerleri anlatıyor. Yani. Gördün mü bak? Yazış amaçları farklı farklı. Ama diğerleri gerçek olayları olağanüstü anlatıyor. Evet. Gerçek olayları gerçek hikayelendirerek gerçek anlatıyor. Ya. Halk hikayesi, fable, menkıbe. Yine gerçek olayları evet. böyle birazcık abartarak mı anlatıyor? Hı-hı. Bu da aynı. Bu da aynı. Çünkü niye? Yazılış amaçları bakımından farklıdır. Soruya böyle bakacağız arkadaşlar. Orta oyunu, hikaye, masal. Yine bir olay var. Hayali ya da gerçek ama böyle bir anlatma tarzı aynı mı? Değil hocam. Niye? Yani bunların evet aynı. Yani aynı. C ile aynı değil. Değil. Demek o zaman istediğim. Ne oldu cevap? Ceyhan. C şık oldu. Çünkü anıda bir kişinin hayatını anlatırken geçmiş yaşamından geçtikten sonra biyografi. Bir kişinin hayatını direkt. Senin benim hayatımı anlatırsan biyografiydi. Gezi yazısı gezilen görülen yerleri anlatıyor. Hepsinin amacı farklıydı. Evet. Doğru mu? Doğru. Evet. Yukarıda verilen eserler güzel sanatlar açısından sınıflandırılırsa hangi ikisi diğerlerinde farklı bir grup oluşturur. Hemen arkadaşlar o önceki sorularda gördüğünüz gibi bir sınıflandırma vardı. İşte ritmik sanatlar vardı, fonetik sanatlar vardı, görsel sanatlar evet. vardı. Değil mi? Hı hı. Fonetikle işitsel aynı şeydi. Evet. Bakalım Tevfik Edip'in Han Yağma şiirini ne olarak aldık? Fonetik sanatlardan aldık i̇şitsel, diyebiliriz. İşitsel sanatlardan. Turan Afazoğlu'nun Cem Sultan oyunu. Bu böyle bir şey Fatma. Hem işitsel hem ritmik. Hı. Bence buna dikkat edelim. İşitsel de alabiliriz. Ritmik de alabiliriz. Anonim Yemen türküsü. İşitsel. Kesinlikle. Onu hiç tartışmaya gerek yok. Norveçli ressam Edvard Munch'un çığlık tablosu. Görsel. Görsel. Mimar Sinan'ın Selimiye Camisi. Yine görsel. Görsel. Evet, onu mimar. Şeyde alabilir miyiz hocam? Plastik. Plastiğe. Plastiğe evet. de alabiliriz. Görsel alabiliriz. O zaman ne oldu cevap? Edirne oldu. Edirne oldu ve cevabı kabul ettik. Uğraştırmıyoruz.